Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kısa sürede 4000 saat izlenme sınırını nasıl geçebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma aşağıdan abone ol butonundan abone olmayı ve hemen yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 4000 saat sınırı bildiğiniz üzere yeni YouTuber'lar için çok büyük bir sorun aslında. YouTube'a daha önceden başlamadıysanız 4000 saat sınırıyla karşılaştığınızda belki şaşırmış olabilirsiniz. 4000 saati geçmeden para kazanmanız maalesef ki açılmıyor YouTube'da. Ve bundan dolayı da çoğu insan bazen sırf para kazanması açılmadığı için YouTube'u bile bırakabiliyor. Ve ben bu videoda sizlere 4000 saat sınırını nasıl kolayca aşabilirsiniz bundan bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki yapmanız gereken düzenli video atmak. Düzenli video atmak buradaki en önemli şey. Çünkü şöyle düşünün, düzenli video attığınızda bu videolar sürekli izlenecektir. Yani siz ne kadar düzenli video atarsanız o kadar izlenmeniz artacaktır. Bu da sizin tabii ki de izlenme sürenizi de etkileyecektir. Eğer düzenli bir şekilde video atmazsanız izlenmeleriniz haliyle düşecektir. Düzenli bir şekilde attığınız videolar sizi her zaman bir adım daha öne taşıyacaktır. İzlenme süreniz her geçen video daha da artacaktır. İkinci olarak önemli olan şey insanları videonuzda tutmak olacak. Özellikle ilk 2 dakika insanları videonuzda tutmanız gerekiyor. Videolarınızın ortalama izlenme süresi bunu 7-8-10 dakikalık bir video olarak baz alabilirsiniz. Böyle bir videonun izlenme süresinin 2 dakika olması gayet güzel bir rakamdır. Daha da ileri taşıyabilirsiniz. Tabii ki tamamen size bağlı bir şey. Ama her videonuzun ortalama izlenme süresi 2 dakikanın üzerinde ise 4000 saat sınırını geçmeniz çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden ilk 2 dakika boyunca insanları videonuzda tutmaya çalışın. Bunu nasıl yapabilirim derseniz şöyle anlatabilirim size. İlk 2 dakika boyunca enerjinizi hiç kaybetmeyin. Yani insanlar videonuzdan çıkmak istemesinler. Eğer sıkıcı bir şekilde videoya başlarsanız insanlar doğal olarak ya videoyu ileri sardıracaktır ya da direkt videoyu kapatacaktır. O yüzden ilk 2 dakika videonuza normalden daha enerjik bir şekilde başlarsanız, daha enerjik bir şekilde anlatacağınızı anlatırsanız veya herhangi bir eğlence içeriği yapıyorsanız en eğlenceli dakikaları bu 2 dakikaya sığdırırsanız insanlar daha uzun şekilde videonuzda kalacaklardır. Ve böylece her videonuzun ortalama izlenme süresi 2 dakikanın üzerinde olduğunda 4000 saati aşmanız da daha kolay olacaktır. Üçüncü olarak doğru etiketleri kullanmak var. Doğru etiketleri kullanmak nedir derseniz ben bunu zaten birçok videomda etiketler nasıl girilir bunları sizlere anlattım. O videoya da şu anda kartlar kısmında çıkmıştır, oradan ulaşabilirsiniz. Doğru etiketleri girdiğinizde videonuzun öne çıkması daha olası olacaktır arkadaşlar. Çünkü doğru etiketleri girdiğinizde başka insanların videolarının önerilenlerinde veya arama yapıldığında sizin en üste çıkmanız sizin izlenme sürenizin de artması için önemli bir unsur olacaktır. Çünkü şöyle düşünün, bir insan bir şey aratıyor ve en üstte siz çıkıyorsunuz. Doğal olarak sizin videonuza girecektir ve sizin videonuzu izleyecektir. Bu aslında izlenmenizin artması için bir taktik olabilir. Ama izlenmenizin artması da izlenme sürenizin artmasıyla eşdeğer bir şey. Dördüncü olarak videolarınızda merak uyandırmak var. Merak uyandırmaktan kastım şöyle. Çektiğiniz videoda insanlarda merak uyandırmayı deneyebilirsiniz. Yani o insan o videonun tamamını izlemesini sağlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela ilgi çekici bir içerik çektiniz ve bu içerikteki o ilgi çekici kısmı videonun bir yerine sıkıştırabilirsiniz. Ve böylece bu insanlar o ilgi çekici içeriği bulmak için videonuzun tamamını izleyecektir ve böylece sizin izlenme süreniz de artacaktır. İnsanlarda merak uyandırmayı başarırsanız o videonun izlenme süresi aynı şekilde artacaktır. Bu merak uyandırmayı başlıkla yapabilirsiniz, açıklamayla yapabilirsiniz, küçük resimle yapabilirsiniz. Ama tabii ki en önemlisi küçük resim ve başlık. Küçük resim ve başlıkta insanların ilgisini çekmeyi başarırsanız insanlar sizin videonuza tıklayacaktır. Aynı zamanda o içerideki merak uyandırıcı şeyi de bulmak için videonuzu izleyeceklerdir. Aynı zamanda videonuzun başlarında da merak uyandırıcı konudan bahsedebilirsiniz ve bunu videonun ilerleyen dakikalarında ele alacağınızı da söyleyebilirsiniz. Böylece insanlar o kısmı izlemek için videonuzu izlemeye devam edecektir. Beşinci olarak 4000 saat için bir taktiğimiz daha var. Bu taktik aslında işe yarar işe yaramaz tam belli olan bir taktik değil ama denemenizde fayda var. Eğer belli bir kitleniz varsa o kitle
kitle için kendi içeriğinizle uygun 1 saatlik bir video yayınlayabilirsiniz. Normalde bu kadar süreli videolar çok tavsiye edilen bir şey değil, ben de tavsiye etmem. Eğer elinizde bir kitle varsa 1 saatlik video taktiğini uygulayabilirsiniz. Hatta elinizde bir kitle yoksa bile bu taktiği uygulayabilirsiniz. Taktik dediğim nedir? Şöyle açıklayayım sizlere. Kanalınızın içeriğine uygun 1 saatlik bir video hazırlıyorsunuz ve bu videoda dolu dolu bir şekilde bu videoyu insanlara sunuyorsunuz. Bu video ne olabilir? Sizin içeriğinizi şu anda düşünüyorum. Mesela bir eğlence içeriğiniz var. Bu eğlence içeriğinde çok eğlenceli bir video, bu bir vlog olabilir veya herhangi bir challenge olabilir. Bunu 1 saatlik olarak yayınlayabilirsiniz. İçinde farklı challenge'lar içeren bir video da olabilir bu 1 saatlik video, hem de insanların daha çok ilgisini çeker. Eğer bir eğitim içeriğiniz varsa bildiğiniz her şeyi bir videoda topladığınız 1 saatlik bir video yayınlayabilirsiniz. Eğer bir oyun kanalıysanız önemli bir oyun videonuzu, yani insanların ilgisini çekecek bir oyun videonuzu 1 saatlik bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Bu daha geniş bir kapsama girer, çok daha fazla şey anlatabiliriz bu konuda. İçeriğinizde değişir. Ama temel anlamda anlatmaya çalıştığım şey şu: 1 saatlik bir video, kendi içeriğinizle ilgili 1 saatlik bir video yayınlarsanız ve bu video güzel bir izlenme alırsa kesinlikle 4000 saati geçmeniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü 1 saatlik bir videonun izlenme süresi de normalden daha uzun olacaktır. Mesela 1 saatlik bir videonun ortalama izlenmesini 10 dakika olarak sabitleyebilirsiniz. Hatta 20 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Çok daha güzel olur. 4000 saat sınırını geçmeniz çok daha kolay olacaktır. Peki bu 1 saatlik videoda nelere dikkat etmeniz gerekiyor derseniz size şunları söyleyebilirim. Öncelikle bu 1 saatlik videoyu çekerken 1 saatin de dolu dolu olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani 1 saatin bir kısmı boş kalırsa, bazı yerlerde tamamen boş bir video koyarsanız, mesela bir siyah ekran koymayı düşünebilirsiniz 1 saati tamamlayayım diye, böyle şeyler kesinlikle yapmayın. Zaten burada 1 saatlik videomuzun amacı 1 saatinde izlenip videonun izlenme süresinin yüksek olması. Yani siz siyah ekran koyarsanız, herhangi bir fotoğraf vesaire böyle araya sıkıştırırsanız zaten o kısımları insanlar izlemeyecektir ve izlenme süreniz zaten artmayacaktır. Bu yüzden 1 saatin tamamen dolu dolu olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu 1 saatlik videonun içeriğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu içerik gerçekten izlenecek bir içerik olmalı. Öyle bir içerik düşünmelisiniz ki bu 1 saati de sizin takipçiniz izlemeli. Takipçinizin izleyebileceği 1 saatlik bir video yayınlamanız gerekiyor. Eğer çok da ilgi çekici olmayan, 1 saatinin de izlenmeyeceği bir video yayınlarsanız takipçileriniz bu videoyu izlemeyecektir ve böyle de siz de amacınıza ulaşamamış olacaksınız. Aynı zamanda bu 1 saatlik içeriğin kanalınızın kalitesini de etkilememesi gerekiyor. Bu yüzden oldukça kaliteli bir video ortaya çıkarmaya çalışın. Yani video 1 saatlik diye olağan kalitenizden daha düşük kalitede bir video hazırlamayın. Normal kalitenizde 1 saatlik bir video hazırlayın. Sonuç olarak bunu bir kez yapacaksınız ve onda da biraz da emek harcayıp, biraz daha uğraşıp, kafa yorup 1 saatlik bir video ortaya çıkarabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu taktiklerden her birini deneyebilirsiniz. Deneyerek kendiniz de işe yarayıp işe yaramadığını görebilirsiniz. Eğer bu videodan memnun kaldıysanız, bu taktikleri deneyecekseniz veya denediyseniz şu anda da yorumlar kısmında bana kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, abone ol butonundan abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.